kahve içebiliyorsun. İçelim dostum. Sen gel yeter. Merhaba abi. İyi abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Şehrimize. Hoş bulduk yine. Koştur koştur yine zorlan zorlan. Abi nasıl yaşıyorsunuz bu şehirde? Evet. Çok anlamsız. Ya üstümüze gelme. Vallahi çok anlamsız. Şehrimizi seviyoruz. Abi 3 saatte bir yere kadar gelip, yani Gebze'ye kadar gelip, Gebze'den buraya bir 3 saat daha adama çok dokunuyor ya. Ya neyse biz Güneşli Halkalı arası sadece 1.4 kilometre. 1 saat 15 dakikada gidildi. Evet. Dolayısıyla... Peki neden bu niye yapılıyor ya? Neden yapılıyor böyle bir şey? Yani niye böyle bir yerde yaşanıyor? Ha onu bilmiyorum. Neden yapıldığını biliyorum. Neden yapıldı? Biz göçebeyiz. Her şeyi bilmiyoruz ki böyle. Hani sistematik bir şeyleri yapalım, planlayalım 5 sene, 10 sene, 20 sene. Aynı şekilde Konar Beyce, gördük burayı. Hemen binaları dik. Otopark düşünme, yol düşünme bilmem. Öyle işte yapıyoruz. Göçerlikten bir şey. Hadi o zaman program sahipliği, ev sahipliği yap. Konuğumuz bir tanıtım. Nilhan kendini tanıtır mısın? Nilhan Eser. Çok güzel ya. Nilhan kendini tanıtır mısın? Nilhan Eser. Ya adı yeter ya. Aa teşekkür ederim. Ben mahcup ediyorum. Ha, tanıt deyince şimdi benim eşekliğim mi oldu yani? Ay estağfurullah. Nilhan psikolog arkadaşım. Aynı zamanda çok uzun zamandan beridir yoldaşım. Ne güzel. Kaç yıldır birlikteyiz? 20. 20 yıldır birlikteyiz. 20 yıldır. Ne güzel. Şimdi başka bir kadındır. Hayatta dertlenmektense o hayattan alacağını alıp onun peşinden yürüyen bir tayfadan biri. Evet. Evet o zaman öğrenecek çok şey. Ne yapayım? Yani zaten hayat çok kötü bir takım olaylarla dolu. Dolayısıyla nasıl zevk alıyorsun ben onu merak ediyorum. Böyle güzel şeyleri seçmeyi seviyorum. Ne heyecan veriyorsa, ne mutlu ediyorsa onu yapmayı seviyorum. İşte bazen seyahattir bu, bazen kitaptır, bazen arkadaşlarla oturup batak oynamaktır. Neyse. Zamanı iyi ve keyifli geçirmenin yolları olsun. Evet. Keyifli geçirmek bütün şeyi. Bir de şeyi de ben iyi biliyorum. Sen her zaman da sadece yapmıyor, yaptıklarını göstermeyi de. Aa evet. Seviyorsun. Çok severim. Bu arada bir şeyi de sormak istiyorum. Devamlı selfie çekerim ben. Ne demek? Şimdi anladım yaptıklarını göstermek sadece. Makyaj yaparsam selfie. Hemen selfie çekerim. Yoğunlu sosyal medya kullanıcıları. Oo hem de nasıl? Acayip sosyal medyacıyım diyebilirsin. Bir de peki bu yazmak için çabaladığım bir kitabın olduğunu da biliyorum. Ha evet. Hazırlanmakta inşallah yakında bitecek. Bize biraz daha arkadaşlar sosyal medyayı. Sosyal medyayı tarif edeyim. Sosyal medyada seni nasıl aldın? Önce şu kitabın içeriği ne olacak? Yani sosyal medya deyince çok geniş bir alan. Sosyal medya kitabın içeriği sosyal medya ve sosyal medyanın ilişkiler üzerindeki etkisi. Hiç ağır değil. Çok eğlenceli, çok komik. Böyle herkesin okuduğu an ki birkaç kişi okuttu. Kahkahalarla güle güle okuduğu bir kitap olacak inşallah. Kendimizi ne kadar bulacağız içinde? Çok bulacaksın. Çok bulacağız. Yaptıklarınızı tek tek yazdım çünkü ben de onları yapıyorum. Ben 2-2,5 senedir çok fazla sosyal medya kullanıyorum. Yani Twitter, işte Instagram, Twitter'da fake hesaplar, Instagram'da fake hesaplar falan şeklinde. Yoğun. Tabii yoğun. Instagram'da aynı şekilde, Facebook'ta. Ben bunlarla çok uğraşırken herkes bana... Ha sen artık herhalde bağımlı oldun vesaire vesaire gibi böyle konuşmalar oldu. Sonra ben bundan bir kitap çıkarttım. Ayıpça söylemesi kapak oldu. Peki yola çıkarken amaç bir kitap çıkması mıydı? Hayır. Bu durumu tamamen yoksa? Hayır. Hiç böyle. Bizatihi sosyal medyayı yaşamaktı. Bizatihi kendim bunu deneyimlemeye başladım. İşte... Bir aralar birilerini oradan izliyorum, stalkluyorum. Stalk denemek yani. Tabii ki stalkluyorum falan derken adeta bir şey kurdu oldum. Sosyal medya. Sosyal medya kurdu oldum.
ve işte oradan oraya giriliyor. Benim kocaman oğlum var. Bazen onu diyorum ki Twitter'da bilmem neyi nasıl yapıyorsun? Anne sen benden daha iyi biliyorsun. Yalnız annelerin bu işi öğrenmesi korkunç bir şey. Abi yaşım 45. Annem Facebook kullanmaya başladı. Ve geçen de şöyle bir şey dedi. Sen bu aralar çok mu içiyorsun? Oradan görüyorum. Niye dedi? Hani bir takım sofralarda senin fotoğraflarını görüyorum. Dedim senin şu Facebook'u silebilir miyiz? Tabii ki ben senin annen olsaydım, olamayacak yaştayım da. Olsaydım tabii ki seni hemen oradan hackleyip, ondan sonra hesaplarını kapatıp, hesap öyle kapatılmaz, böyle kapatılmaz. Bayağı bir kurtla karşı karşıya. Evet, evet. Peki ne yapıyor sosyal medya ilişkileri? Vallahi sosyal medya ilişkileri iki üç yönlü bir şeyler yapıyor. Nedir? Bir, bence bazı ilişkileri çok düzeltiyor ve iyileştiriyor. Bazı ilişkileri... Örnekler misin buna? Örneklerim. Mesela çok fazla sosyal olmayan insanlar ya da çok fazla parası olmayan insanlar. Eskiden işte ben bileyim bir takım diyelim kafeler, barlar, gezdikleri yerlere gidip sosyalleşip oradan bir takım insanlarla tanışırlarken şimdi sosyal medya sanki bir şehir alanı gibi, şehir meydanı gibi. Ben şehir meydanı diyorum sosyal medyaya. Ve elinde otururken bedavaya yapıyor bunu. Evet. Zaten varsa bir internet hattı onun üzerinden. İşte diyelim ki Beylikdüzü'nde oturan bir insanla Kartal'da oturan bir insanın İstanbul'da tanışma şansı yoktur. Evet. Yani karşılaşması çok çok imkansız. Daha büyütelim Erzurum'da yaşayan biriyle, Edirne'de yaşayan birinin tanışma hiç olabilir. İmkanı yokken, şimdi bu insanlar tanışabiliyorlar. Lavabali olabilecek kadar. Ay görüşüyorlar. İşte ben ne bileyim bunların içinden çok düzgün arkadaşlıklar çıkaranlar var. Sevgililikler çıkaranlar var. Evlilikler var. Tabii tek gecelik ilişkiler var. Bir de bunlar var. Ama bunlar için zaten kim ne istiyorsa ona göre çeşitli mecralar var. Tabii onlar üzerine de konuşayım mı çok biliyorum. Yani her türlü beklentiye dair sunum yapan mecralar. Evet. Ve bence bu da iyi bir şey. Ben bu sosyal medyanın bu alanını çok da iyi olarak değerlendiriyorum. Ayrışmış olması herhalde iyi. Yani tek gecelik ilişki beklentisi olmayan, bundan rahatsız olacak birinin buna muhatap olmasındansa mecranın ayrılması iyi bir şey. Aynen öyle. Yani. Ama tek sakınca belki kitabımda bahsedeceğim bölümler de bu. Bazıları hangi mecranın ne olduğunu bilmeden biraz safiyane diyeyim bir şekilde giriyorlar. O zaman da beklentileri tabii olmuyor. Yani sevgili o ararken birdenbire tek gecelik ilişkinin içinde buluyorlar kendilerini. Bunu o zaman da çok zorlaşıyor kendini. Yani kadınlar için de olsun, erkekler için de olsun. Bu farklı beklentiyle karşılaşınca vay efendim dünya ne hale gelmiş ve işte ahlaksızlık. Halbuki bunlar zaten hep vardı. Hep vardı. Sadece şimdi herkes yerini biliyor, ona göre hareket ediyor yani. Tek farklılık bu. Ben şey diye tarif ediyorum bunu genellikle. İşte eskiden ajandalarımız vardı, telefonlarımız vardı, fotoğraf makinalarımız vardı, kitaplıklarımız vardı, müzik setlerimiz vardı, gazetelerimiz vardı, çalar saatlerimiz vardı. Hepsi telefonlarımız bir vardı. Tane telefonun içine girdi. Bir de şehrin meydanı, kafeleri, sokakları vesaire girdi. Yani işte Foursquare'a giriyorsun, Swarm'a giriyorsun. İşte en iyi yemeği, et yemeği nereden bulurum? O bilgiye de sahipsin. Aa buraya kaç kişi gelmiş? Ha bak bunlar da varmış. Şöyle bir profili varmış. Onu da görebiliyorsun. Yan masadaki kız kim? Kesinlikle eğer check-in yapmışsa onu da görüyorsun. Evet. İstiyorsan da onunla da tanışabiliyorsun. Hani evet. Ona bir merhaba ben de yan masada oturuyorum diyorsun. Buyurun işte oradan da bir sosyallik oluyor. Bu iyi yanı. Ama kötü yanı. Gelelim kötüsüne. Kötü yanı bence özellikle ciddi ve uzun süreli ilişkilerde ya da evliliklerde bayağı sarsıcı etkiler yapıyor. Şöyle ki mesela WhatsApp. Bu WhatsApp saati çok sıkıntılı bir şey. WhatsApp saati açık mı kapalı mı? Kaçta girmiş? Kaçta çıkmış? Niye açık bırakmamış? O saatte kiminle konuşmuş? Niye çok uzun süreli konuşuyormuş? Ne zaman aktifti değildi gibi. Onun yanı sıra işte Instagram'da kimi likelamış, kimi beğenmiş, niye o kız beğenmiş, niye o erkeği beğenmiş. Kime yorum yapmış, evet, kime yapmış. Kıskançlıklar, yani kıskançlığı çok fazla pompalayacak bir alan sosyal medya. Dolayısıyla da ne oluyor? Bu daha sonra
aile içi kavgalara dönüşüyor. Peki bu kıskançlık yüzde olarak belki ifade edebiliriz ya da bir genelleme yapabiliriz. Temelsiz diyebilir miyiz? Yok, diyemeyiz. Diyemeyiz kıskançlık daha fazla. Şimdi şöyle, insanlar flört eder. Hı-hı. Yani evli de olsan, bekar da olsan, işte bir ilişkinde olsa olmasa da flört ederler. Sadece bunu eşler ya da uzun süreli ilişkide olan kişiler görmezler. Hı-hı. Yani iş yerine gider, işte yanındaki arkadaşlar, ama bugün ne kadar güzel görmüşsün der. Bir flört eder. Ya da işte yolda birininle karşılaşır, böyle gülümseyerek bakar. Ama bunu diğer kişiler görmez, yani partnerler görmez. Hı-hı. Ama burada görüyor. Evet. Sıkıntı burada. Yani kör gözü parmağını. Yani bir görüyor da, bir gördüğünü kendi baktığı dar pencereden anlam yükleyince de zaten o zaman sıkışma başlıyor. Evet. Anlam, yüklediği anlam da önemli. Evet, evet. O anlamda yani niye o adam, o kadına gülümsedin diyor. Bunu şey gibi düşün. Ya da o adama gülümsedin gibi düşün. Bunu şey de düşün. Çok kıskanç bir adam ya da kadın düşün. Bir kafede oturuyorlar ya da bir restoranda. Kıskanılan kişi çok tesadüf olarak kafası şuraya bakıyor. Kime baktın diye dönüyor. Evet. Bunu sosyal medyada kanıtıyla bulmuş oluyor. Kanıtıyla bulmuş. O zaman şöyle bir şey mi diyebiliriz? Bu sosyal medyadaki etkileşimler, hı, herkesin bildiği sırları aşikar eden bir durum son kağıdı haline mi geldi? Yani zaten hepimiz az buçuk flört ediyorduk. Özür dilerim, sözünü kestim. Hepimiz az buçuk flört ediyorduk. Kendi ettiğimizi biliyorduk. Ama partnerimizin flört etmediğini varsayıp kutsal partner. Konuyu kapatıyorduk ama şimdi görüyoruz. Evet. Aynen öyle. Hatta şöyle. Hoş geldin. Hoş geldin. Dünya. Şöyle bir şey var. Bunu erkekler daha çok biliyor, kadınlar bilmiyordu. Flört edildiğini mi? Evet. Çok saçma değil mi? Bu erkekler dediklerinin hepsi homoseksüel olmadığına göre kadınlarla flört ediyorlar. Ve kadınlar da karşılık veriyor. Bir fıkra anlatayım şimdi. Bir fıkra anlatayım. Alman, Fransız, İtalyan, İngiliz ve Türk kadınlar bir araya toplanmış. Onlara röportaj yapılıyor, soru, anket yapılıyor. İşte diyorlar ki Alman kadına, kocan seni aldatsa ne yaparsın? İşte onu öldürürüm, kafasına bir şey atarım. Atıyorum bunları tabii ki. İşte Fransız'a sormuşlar, giderim ben de onu aldatırım. İngiliz'e sormuşlar, hemen boşanırım. İşte İtalyan'a sormuşlar, işte ben giderim ailesine anlatırım ki onu işte bir kenara çeksinler, konuşsunlar, lanet etmesinler. Türk kadınına soruyorlar, benim kocam aldatmaz ki. Yani gerçekten ben çok uzun yıllar okulda çalıştım. Çalıştığım zamanlarda da hep şunu söylerdim. Okuldan kastın neresidir? Lisede çalışmıştım. Hı-hı. Rehber koordinatör olarak. Hı-hı. Psikoloğum aslında ama evet, çalışmıştım. O zaman da her sene müfettişler gelir, şey isterlerdi. Bizden rapor isterler ve öneri isterlerdi. Ben de derdim ki ilkokullarda trafik dersi konulmalı. Ortaokullarda, o zaman ortaokuldu. Yine öyle oldu. İşte. Şimdilik öyle. Ha, ortaokullarda cinsel eğitim dersi konulmalı. Liselerde de ilişki ve evlilik dersi konulmalı derdim. Çok mantıklı. Trafik dersini koydular. Bazı okullar, ortaokullarda cinsel eğitim veriyorlar. Ama hala ilişki, hı-hı, ve evlilik dersleri verilmiyor. Hı-hı. Dolayısıyla insanların gerçek anlamda ilişkiler nasıl olduğuna dair değil, hayali, ütopik ilişkiler üzerine ilişki yürüttüklerini görüyorum. Sosyal medyada işte bunu çok net, böyle turnum sol kağıdı gibi açığa serdi. O açıdan da bence iyi bir şey yapıyor yani. Sıkıntılı bir durum var. Şimdi ben seni görüyorum ve seni görüyorum. Siz de beni görüyorsunuz. Hı-hı. Ama gördüğüm şey sadece dirilleriniz. Ve dirillerinizden görebildiğim siz. Tabii belki çıkan sesler. İşte çıktılardan hani beni rahatsız etmeyenler, ki rahatsız etmeyenlere zaten birlikte oluyoruz. Rahatsız etmeyenler uzak tutuyoruz doğal olarak. Sadece görebildiğim şey bu. Sosyal medya deriyi kaldırdı. Evet. Ben eşimin, arkadaşımın, bilmem neyin içerisini gördüm. Evet. Belki şunu karşılıklı olarak çok net yapıyor olmak lazım. Sosyal medya gösterse bile bakmamak lazım. Evet, o da senin gibi. O da senin gibi. Onun da içinde bir sürü şey var. Bazen duyguları, bazen kızgınlıkları, bazen küçük dokunuşları var. Ama bunlar bir şey ifade etmiyor aslında.
ilişkilerde bunun bir şey ifade ettiğine dair araştırmaya başladığımız andan itibaren kendimize öncelikle zarar veriyoruz. Çünkü ben artık kendi kafamı tutamıyorum. Ve aynı zamanda diğerine zarar veriyorum. Çünkü bu sefer sorguluyorum, soruşturuyorum, içine giriyorum, nüfus etmeye çalışıyorum falan. Yani bütün onlarla bakıldığında aslında normal olan, sağlıklı olan, çünkü içimizin böyle olması lazım ki bu mekanizmanın çalışması lazım. Evet. İlişkiye heves duymam lazım, kızmam lazım, beklemem lazım. Bütün bu burada ciddi bir aslında hatalı bir alan var ve biraz çekiliyor olmak lazım. Yani ben partnerimin Instagram'ını, yok Facebook'unu, yok memleğini karıştırmaya başlarsam onun aslında belki sağlıklı bir paylaşımını bile çok başka bir anlamda anlayıp gidiyorum ama o paylaşımı az önce ben yaptım. Özür dilerim şimdi. Az önce Instagram'ını karıştırmak dediğin zaman burada ben bir ikileme düşüyorum. Hayır. Çok mu karıştırıyorsun? WhatsApp'ını karıştırmak dersen, kısa mesajlarını karıştırmak dersen karıştırmayı anlayabilirim ama herkese açık paylaşımların ya da en azından listesindeki insanlara açık paylaşımların partner tarafından görülmesini karıştırmak olarak nitelemeyi çok doğru bulmadım. Tamam, sen bulmadın, ben söyleyeyim sonra bulursun. Instagram'ına bakıyorum senin. Tamam mı? Senin partnerin ve senin Instagram'ına bakıyorum. Ama neye bakıyorum? Kim beğenmiş? O daha önce neyi beğenmiş? Sıkıntı burada. Karıştırmaktan kastım bu. Hayır, bir yoksa, de başka karıştırmalar var. Yani uzmanlık alanım olarak söyleyeyim. Lütfen onları da söyle. Yani karıştırmak bizim orası. Dediğin zaman ki diyelim ki seninle benim listem aynıysa senin beğendiğin ve herhangi bir yorum yaptığın kişiyi ben görebiliyorum. Tabii doğru. Yani şöyle beğendiklerini göremeyebilirim. Ancak seni o anlamda da izliyorsam evet. Onları karıştırmamak lazım. Orayı karıştırmamak. Peki, yani resme bak. Resmi çok beğendim, beğenmedim. Resminle ilgili konuşabilirim, paylaşımlarını. Ya da Facebook'taki şeyler başka bir şey. Ama oradaki yani Facebook'una bakmadık ki yani baktın ama orada kim ne demiş? Bir amaçla bakma. Acaba ne oldu? Ne bitti? Buraya girdiğin andan itibaren kendine bak. Az önce sen yaptın. Kabul. Az önce sen bir arkadaşına yazdın. Az önce amcanın oğluna ya da amcanın kızına bir şey yazdın. Hani başka bir pencereden bakıldığında, daha patolojik pencereden bakıldığında bu da laf edilebilir. Kabul. İkinize de bir öngörü olarak soracağım. Peki bu turnusol kağıdı. Bu etkileşimlerin yaşandığını gözümüzün önüne serdiyse belli bir vadede bunu öğrenmek ve bununla birlikte yaşamayı kurgulamak gibi bir beklentiniz var mı? Var. Benim var. Şöyle ki yani öğrenir miyiz? Ben hemen var dedim de sen şey yapacaksın. Öğrenebilir miyiz acaba? Öğreneceğiz. Yani bununla birlikte yaşamayı öğrenebilir miyiz? Nasıl hani ilk başta internet geldiğinde insanlar nasıl kullanacağını bilmiyordu. Nasıl efektif en uygun biçimde ya da Google'a girdiğinde nasıl araştırma yapacağını bilmiyordu. Bu da zaman içinde öğrenecek ama bence bir Türkiye için söylüyorum. Şu anda mesela çok büyük sıkıntıları olduğunu düşünmüyorum Avrupa'nın bu anlamda. Hı hı. Çünkü daha açık toplumlar. Kişisel alan daha belirli. Daha belirli. İşte herkes herkese bir nefes alma alanı veriyor. İşte ben ne bileyim eşler birbiri olmadan da dışarıda arkadaşlarıyla buluşabiliyor. Şimdi bunu yapamayanlar burada sosyal medyada yapıyorlar. Hı hı. Bu sosyal medyayı da daha iyi bir şekilde kullanacaklar ve daha ilişkilere daha az zarar verici hale gelecek. Öbür taraftan da kim hangi amaçla kullanmak istiyorsa o da daha iyi bir şekle dönüşecek. Yönünü belki evet, evet. Ben bunun daha iyi bir yönde ilerleyeceğini öngörüyorum. Üçe bölmüştün başlangıçta konuşurken. İyi etkilenenler dedik, kötü etkilenen üçüncüsü mü? Üçüncüsü kafayı yiyenler. Yani gerçekten bağımlı olanlar. Evet, gerçekten bağımlı olanlar. Yani sadece kullanıyorum, işte kıskançlık yapıyorum ya da ne güzel yeni bir kızla yeni bir erkekle tanıştım değil. Gerçekten sosyal medyanın içinde çok fazla boğularak bağımlı olanlar, kafayı yiyenler derken tabii ki sosyalliğini kaybedenler. İşte devamlı elinde ki bunu görüyorsunuz zaten 5 kişi 6 kişi kahvaltıya gitmişler. Bir bakıyorsun hepsinin elinde telefonu. Yani orada yan yanasın işte konuşayım hani arkadaşınla. Biz şöyle yapıyoruz ama bir taraftan da bir ihtiyaç haline geldi. Biz arkadaşlarla buluşunca
İşte bir buçuk saatte bir sosyal medya zamanı diyoruz. Bir beş dakika veriyoruz. Herkes kendi işte WhatsApp'ıydı, şuydu, buydu gelen mesajlarına bakıyor ki artık hakikaten bilgi akışlı telefondan çok fazla geliyor. Tabii. Dolayısıyla hem karşıdaki kişiye saygısızlık yapmıyorsun hem de yazacağın mesajını, göndereceğin mesajını öyle bir 5 dakikalık sosyal medya zamanı diyoruz. Öyle bayağı zil çaldırıyoruz yani. Ya bu bilgi akışı dediğin şey de çok önemli. Bir dünyanın her yerinde ne oluyor, ne bitiyor. Tabii, çok tabii. Hızlı bir şekilde bize akar bir durumda ve işte uyduruyorum yani. Guatemala'daki bilmem ne böceğinin evrimi beni çok ilgilendirmezken birden öğrenip onu çok önemsemeye ve ne oldu da demeye başlıyor evet, falan evet. Ve hayatında bir yer edinmeye başlıyor. Bir de hani şimdi bu dönemde özgür yayıncılığın büyük sermayeden bağımsız gerek haber gerek işte bizim yaptığımız gibi alternatif yayıncılığın bu mecrada çok gelişmesi takip açısından çok ciddi bir oran oluşturmaya başladı. Ama burada haberin ve ilgilenebileceğimiz içeriğin ne olduğunu ayırt etmek tıpkı mecraları ayırt etmek gibi bir uzmanlık haline gelmeye başladı. Bu alanda ilgilenmediğin, yaşamını birebir değiştirmeyecek bir takım içerikleri de sürekli kendi içine çekmek manasız büyük haline gelmiyor mu? Vallahi onu ayırt etmek lazım. Ben spor anlamında çok fazla ilgilenmiyorum. Sadece mesela tenisle ilgileniyorum. Hmm. Sadece tenis kanalı var bende. İşte bilmem kim şunu attı, şurada kanalı. Bir tek o ki onun bilgisi geliyor ama futbolun bilgisi gelmiyor bana. Nasıl gelmiyor? Şimdi listende bilmem kaç tane arkadaşın bir derbi maçından sonra birbirine kafa göz girerken maruz kalmıyor musun? Aa, sessiz alıyorum. ben demin soruya cevap vermedim. İlhan cevap verdi. Şeyi kabullenmek lazım. İnsanlar deneyimleyerek bulunacakları pozisyonu ayarlıyorlar. Ve bu bir toplumsal evrim. Doğru. Ve sosyal medya aslında ne olduğumuza dair gizemi kaldırdı. Ve görünürlü yaptı. Zamanla bizim toplumda daha uygun bir noktaya gelecek. Ve hem diğerine saygı duymayı öğreneceğiz. Ve aynı zamanda da çok kıymetli bir şey yapıyor. Devletler hep bizden gizlediler bir sürü şey. Büyükler ya da kendilerince bizim adımıza hareket eden insanlar gizlediler. Ve şimdi artık her şey görünüyor ve ona göre de pozisyonlanacağız. Yavaş yavaş. Buna izin vermek lazım ve ilişkiler de ona göre yenilenecek. Ama aynı şekilde bizim de ne zaman, nerede, ne yaptığımız ve ne düşündüğümüz konusunda da büyük abilerin her zaman haberi var. Onlar da ona göre konumlanabilir haldeler. Öyle yapacaklar. Bu savaş bitmeyecek. Bu iyileri de kötülerin savaşı. Bence kötüler onlar. İnsanın doğasını terbiye etmekle uğraşan ve bunu da kendi doğasına uydurarak terbiye ettiğini varsayanlara çok büyük saygım yok benim. Kendi adıma. Bu bir oyun sadece. O da uğraşacak. İnsan kendi doğasını ortaya çıkartmakça. Her birimiz bir diğeri kadar kıymetliyiz. Birlikte hareket edeceğiz. Bunu bir devlet bize de sunabilir. Ya da devletin adına karar veren birileri bizim adımıza da karar verebilir. Bu bir savaş karşılıklı sürecek. Ve sosyal medya ne yapıyor? Bize Kaf Dağı'nın ardına denilen şeyleri getirdi. Bir zamanın Çin'i orta dünyaydı. Çevresindeki bütün dünyayı kötü olarak adlandırıyordu. Çok kocaman canavarlar. Ne günkü ortaya açıldı bir bölücü yok. Aynen. Bildiğimiz insan işte. Kısa boylusu, uzun boylusu, öylesi böylesi. Yuvarlak göz, çekik göz. Nilan'ın, aslında Nilan'ı bahsetmek istiyorum. Nilan'ın üzerinde zihin yorduğu o sosyal medya ve sosyal medyadaki ilişkilerin her biri aslında insan evriminde, toplumsal evrimde ya bireysel evriminde insanın yeni bir kimliğe bürünmesini ve belki aslında daha dürüst olmasını sağlayacak. Şimdi bak burada... Yavaş yavaş da bir kıvama girecek bence. Benim umudum o. Şimdi sen dedin ya gizli yönlerini çıkardı. Gizli yönlerini çıkarmadı. Ya bize farklı, gizli. Bize gizli. Ha, şey gibi hani zaten hani benim yerimin adı persona ya farklı maskeler. Evet. Farklı maskeleri farklı biçimlerde kullanmaya başladı. Mesela ben kendim söyleyebilirim. Doğru. Facebook'u ben kurumsal olarak kullanıyorum. Instagram'ı tamamen duygusal olarak kullanıyorum. Twitter'ı siyasal olarak kullanıyorum. Gibi böyle
farklı yönlerimizi farklı şekillerde gösterme şansını da oluşturdu bizde. Onun için gizliden çok o değişik yönleri bize çok açık bir şekilde, yani insan nasıldı? İşte duygusal yanı vardır, düşünsel yanı vardır, cinsel yanı vardır, işte sosyal yanı vardır. Bütün hepsini... Yaratıcı yanı vardır. Evet, yani işte gizli değil mi ne kadar? Yani ortalama insanda göz, ortalama insana çeşitli anlamlar yükler. Bizim toplumumuzdaki insan böyledir, kadın böyle. Bu değil. Gördük insanlar ve gittikçe dökülüyorlar. Ve sonra yeni bir kültür oluşacak. Kastettiğim o. Daha net, daha açık bir şey olacak. Daha dürüst. İki tane soru canlandı kafamda. Belki onlarla toparlamakta yarar var. Çok keyifli gidiyor. Birincisi, gizem keyifli bir şeydir. İlişkilerde bir takım şey, yani mahrem denir ya. Önce saygı duymayı öğreneceğiz ya. Ha, gizem iyi bir şeydir. Bakmayacağım senin içine. Bakmayacağım, bir gizemi taşıyayım. Yoksa bu gizemi olmaz yani. Korumayı sen kastetmiyorum tabii. Nasıl öğrenebiliriz? Çünkü yani sosyal medyayla çok çıplak görmeye başladık madem her şeyi. Ya bırak bazı şeyleri görme, bazı şeylerin gizemi kalsını. İnsan kendini nasıl terbiye eder, nasıl öğrenir? Bir böyle bir sosyal medya içinde mi? Genel olarak sosyal medya içinde tabii. Yani biraz kendi gizemini de belki korumasını önermek gerekiyor. Yani her şeyi de aşikar etmek kendi adına da belki kişinin çok yararlı. Yok, ben şimdi sosyal medyayı zaten insanın kendini sunum alanı olarak düşünüyorum. Yani ben Instagram'a resim koyuyorsam kendimi sunuyorum orada. İşte buyurun selfie ile ben buradayım. Ya da işte Facebook'a... Ya pornografik olanla erotik olanın arasındaki farktan söz ediyorum. Buyur. Aha evet. Yani pornografinin yalın ve çırılçıplak, hiçbir şeysiz, sınırsız sunuşuyla erotizmin belli bir gizemle, bir cazibeyle sunuşu, bir daha sanatsal bir bakışta sunuşu gibi bir farktan söz ediyorum. Yani kendi gizemini biraz korumak, sunmak ama her şeyiyle de aşikar etmek. E o zaman ona göre profil düzenlersin. Yani profilini tamamen yani açık, ben bunları yaşıyorum şeklinde yapanlar vardır. Mesela çok basit örnek göstereyim. Bir tanesi oturur, arkadaşlarla içiyoruz der. Öbürü birasını çeker. Nerede, kiminle, kaç kişi içiyor bilmem ne, onu göremezsin. Aslında bugünkü gizemli hayat. Evet, gizli evet. Bahçesinde. Aslında belki her zaman gittiği arkadaşlarıyla içiyor ama çok gizemli olur. Sen de orada arkadaşların işte burada, bak biz burada Cafer'leyiz falan diyerekten çekmiş olur. İkinci soru. Kafayı yiyenlere ne yapacağız? Bir oraya başka bir şey daha sokayım. Şimdi sonuç itibariyle senin ne yaratmak istediğine bağlı. Ve fotoğraf makinene neyin yansıyacağına sen karar veriyorsun. Gizemden hoşlanıyorsan, gizemli içkilerden hoşlanıyorsan öyle bir şey katarsın. Hı hı. Zaten paylaşımlar için dikkat edin, bazılarının paylaşımlar hayran oluyorsun. Bu elman burasında yazı çekmiş diye. Kimisi de bayağı bir ulu ortada olmaktan hoşlanıyor. Onda gizem gibi derdi yok zaten. Evet, saçma oluyor. Sunmak gibi onun bir derdi. Herkes kendince... İşte gibi. Ama o zaman görülüyor olmaktan şikayet etmek saçma bir yere geliyor. O etmiyor zaten. Öbürü ediyor. Ben etmiyorum mesela. Ben görülmeyi istiyorum. Ya hem yapıp hem şikayet eden profiller de görüyoruz canım yani. Onlar ayıp ediyorlar. Bir de şunlar var. Bir de şunlar var. Çok komik. İşte sen sosyal medyaya çıkmışsın. Atıyorum Instagram'a çıkmışsın. Profil kilitli. Niye? Sen kendi arkadaşlarını sunmak istiyorsan WhatsApp'ta kendi arkadaşlarına grup kur. Onları gönder şeyi. Sen eğer şey yapmak istiyorsan, bir şeyleri sunmak istiyorsan niye kilitliyorsun? Evet. Ha kilitli olduğu zaman o zaman hakikaten cinsel içerikli mi, işte bir takım siyasi içerikli mi, şu bu diye düşünmeye başlıyorsun. Ama kilitli olmayan profiller zaten açık, ben görüneyim buyur gelebilirsin, benim çektiklerime bakabilirsin, nerede gezdiğime de bakabilirsin denilen hesaplar yani. Peki kafayı yiyenlere ne öyle? Ay kafayı yiyenlere ne öyle? Kafayı yediğimi nasıl anlayacağım bir kere? Bir kere ciddi anlamda çok uzun süreli sosyal medyada zaman geçiriliyorsa bu ilk belirtisi olarak söyleyebiliriz. Yani uzun zamanla kastım nedir? Yani ben bakıyorum artık 2-3 saat geçirmeyen kalmadı. Kitap okumuyor. Neden okumuyor? Artık insanların çok kolayına geliyor. İşte
her şeyin kısa kısa bilgileri var. Şiirler, evet. Şiir kitabı okunmuyor. Neden? Instagram'da en çok sevilen dizeler çık orada burada çıkıyor. Dolayısıyla kitap vesairenin şey bitti. 2-3 saat geçiriyor insanlar. Yani gün için. Ondan sonra zaten kitap okuyacak hali de kalmıyor. 2-3 saatin üstünde sosyal medya kullanıyorsak bu artık bizim için bir gösterge olmalı ki bir bağımlılık başlamış demektir. O zaman da gerçek bir bağımlılık terapisi görmemiz gerekiyor. Ciddi söylüyorum. Bu kadar ciddi. Bu kadar ciddi. Nelere yol açıyor bağımlılık? İşte yaratıcılığını öldürür, zamanını giderir, ilişkini bozar. Düşün, işte ben oğlumla oturuyorum ve devamlı tık 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 elimde çocuk bir şey söylemek istiyor. Artık onunla ilişkim bozuldu ya da eşimle oturuyorum ya da sevgilimle oturuyorum. Neyse ilişki. Devamlı onunla var, benim arkadaşlarım var. Devamlı bunlar biraz böyle hani fenomenler. İşte bir arkadaşıyla oturuyor. Ama oraya atmak zorunda. Çünkü şey düşer yoksa fenomen olduğu için sayısı düşer. Takipçi sayısı düşer. 10 dakika, 15 dakikada bir atmak zorunda. Peki o insan nasıl iletişim kuracaksın sen? Dolayısıyla ilişkileri bozuyor. Ondan sonra işte yeni bir takım görüşler oluşturabilmek için kendi kendine kalması lazım insanın. Onu bozuyor. Ben ne bileyim muhtemelen günlük hayatında yapman gereken şeyleri muhtemelen bununla çok yorulan insanın herhalde düzenli bir ilişkisinde seks hayatını da bozuyordur. Büyük ki buna söyleyenler de var. Dolayısıyla birçok alanı bozduğu için ciddi bir bağımlılık terapisi görmesi gerekiyor. Burada şeyi de atlamamak lazım. Yani bazı insanlar, yani insanın aslında hayata baktığı pencere çok kritik bir şey. Yani ben hayata baktığım pencerede eğer ben görünüyor olmak üzerine bunu kurguladıysam, yani her 10 dakikada bir şey üzerine kurguluyorum. Bununla da aslında iyi hissediyorsam o zaman beni böyle değerlendirmek lazım. İki, bunu yapıyorum. Aynı zamanda bir şeyleri kaçırdığımı düşünüyorsam o zaman kendimi de öyle değerlendirmem lazım. Onun için aslında kullanıcının bilinçli olmasından bahsetmek lazım. Ve zaten toplumdaki bilinçli kesimin yüzdesine baktığımda bu buraya da yansıyacak. Bunu doğru kullananlar, kötü amaçlı kullananlar, niye kullandığını bilmeden kullananlar. Bir sürü şeye bak. Ben şeyi sormak istiyorum. Sen şimdi yazıyorsun, çiziyorsun. Bize ne diyeceksin? Biz ne zaman okuyacağız? Bir ne zaman okuyacağız? Bir de seni biraz sorgulayalım, ne zaman okuyacağız? Yani ne zaman okuyacağız? Yani herhalde en fazla 2 ayı falan var. Yani 2 ayı artık temizlenmiş bir şekilde net çıkmış olabilir. Evet. Zamanı bu gibi düşünüyorum. Ne okuyacaksınız? Sahil kenarında hani leblebi çekirdek şeklinde çok rahat elinizde okurken işte ben de bunu yapıyorum ya da bak benimki de böyle yapıyor. Bak gördün mü değil. Bak Mustafa sen. Ya da işte bak Esra senin yaptığın gibi. Hemen arkasını yani. Herkes yapıyormuş. Tamamen çok kolay okunan, çünkü ben ilk başta böyle çok alıntılar, dipnotlarla yazmaya başladım böyle hölü hölü. Ondan sonra bir arkadaşıma başladım. Ya dedi sen niye böyle yazıyorsun, konuştuğun gibi yazsana, sen eğlenceli kadınsın zaten dedi. Konuştuğun gibi yaz, hakikaten konuştuğum gibi yaz. Çok da güzel oldu. Böyle bir şey okuyacaksınız yani. Aşağı yukarı 2 ay. İnşallah. Çıkmazsa hesabını sorar. Evet, sorun ne oldu? Bana sorun, ben tembelim de biraz çünkü. Eyvallah. Yani çok teşekkür ederiz. Harika bir sorduk oldu. Hem çok dolu hem de çok neşeli. Tekrar bekliyoruz. Olur, gelirim, çağırırım, gelirim. Sadece bu konudan mı konuşuyorum? Her şeyi konuşuyorum. Biz aldık vaadini. Eyvallah. Eyvallah dostum. Kahve sohbetlerimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Görüş, öneri ve sorularınızı bikahveecelimusta@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Bir de şu logomuza tıklayarak abone olur musunuz?